Sıradan Adam. Hepinize merhaba dostlarım. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şaşıracağız şimdi. Hatta... Vallahi... Aldı gitti. Ne yapacağız şimdi? Yani bir insanın başına böyle bir şeyin gelme ihtimali nedir ki? Düşünsenize martı cüzdanınızı alıp uçuyor. Geçmiş olsun. Benim izlediğim en ilginç video bu arkadaşlar. Bak şimdi. Hop. Nasıl ama? Kafalar uçtu mu? Bir daha bakın o sahneye. Harika ya. Nasıl akıl etmiş bunu? Harbiden helal olsun be. Kafandan öpüyorum seni. Bugün Twitter'da bayağı olay oldu. Önemli bir sürü hesap eklendi. Ve... Polis bayağı bir dumura uğradı gördüğünüz gibi. Gel ama gel. Onun hesabını her türlü soracaklar sana. Yalnız büyük cesaret ha. Helal olsun. Hani hatırlayamamıştım ya geçenki videoda. Rakun bu ya. Bunun adı nasıl unutulabilir ki? Şunun tipine bak ya. Ne yapıyorsun sen ya? Kafanı soksan adam gibi içine iç onu. Bilmiyorum da bunlar da çok sevimliler ve aynı zamanda çok muziplerdi. Yetenek nedir? Yetenek kepçeyle basket topunu yakalayıp hop güm. Ne diyeyim şimdi ben buna? Abimiz kafayı yemiş. Yalnızlıktan mı, can sıkıntısından mı bilmiyorum ama mükemmel yetenek. Ya bir araç oraya nasıl tırmanabilir ya? Tekerlekli bir araç bu. Düşünsenize bak böyle duruyor. Nasıl geriye düşmüyor ya? Gerçekten akıl alır gibi değil. Ama şoförün de çok ciddi mahareti var burada. Arabayla beraber tabii. Onun da hakkını yememek lazım şimdi. Burada çok tuhaf şeyler oluyor. Ve ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Bunlar bir eğitimdeler mi? Eğitilmişler mi? Yoksa bir ayin mi var orada? Ne oluyor lan burada? Gelincik kardeşimiz özel bir parkurun içerisinden hareket edip evin içerisinde muziplikler, şakalar, espriler yapıyor. Nasıl sevimli ya? Şunun tipine bak. Kar gelinciği bu. Bu arkadaşın ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Eğer Spider-Man'in siyahlısını izlediyseniz, neydi Venom? Venom'ı izlediyseniz oradaki uzaydan gelen şeye benzettim ben bunu. Bunun ne olduğunu bilen var mı harbiden aramızda? Hatta gitti, telefon gitti. Simit atacağım diye telefonu fırlattı. Yalnız bu hanım ablamız büyük ihtimalle Türkiye'den çünkü bizim ülkenin martıları daha çok simit yiyor. Ne dersiniz? Lan onu kovalayan şey ne? Ben onu anlamadım. Deve kuşuna benziyor bir yandan ama daha önce hiç görmediğim bir hayvan bu. Kivi mi ya? Kivi kuşları vardı. Gerçi onlar bu kadar büyük oluyorlar mıydı bilmiyorum. Ne yapıyorsun abi? Yipmen, yip usta. Olacağı buydu. Yip ustaya vites kolunu verirseniz arabayı ahanla böyle uçurtturur işte. Güzel montaj. Lan salak. Yüzüyor mu yani sen? He? Dışarıdan bakanlar da yüzdüğünü zannediyor. Bak bak ayakları yerde. Bunu denizde eminim hepiniz yaptınız. Yüzüyor numarası yaptınız değil mi? Yalnız değilsiniz ama bak. Köpek de öyle yapıyormuş gördünüz mü? Ne olacak o balık mı canlanacak şimdi? Oha! Bunlar ne? Salyangoz mu bunlar? Yuh! Hepsi kumun altında bekliyormuş. Bak bak. Salyangoz değil mi onlar? Evet, kabukları var. Vay be. Salyangozların balık yediğini de bilmiyordum ben. Bu nasıl bir araçtır? Bu soruyu bir tarafa bırakıyorum. Bu araç niçin kullanılıyor ya? Bir yeri falan açmak için mi kullanılıyor bu araç? Yani daha önce ben böyle bir makine görmedim açıkçası. Acaba kendileri mi yapmış? Şuna bakar mısınız? Resmen... İnsanı hipnotize etmek için tasarlanmış. Aslında bunu rahatlatıcı videolara da koyacaktım ama buna kısmetmiş. Çok iyi ya. Ne yapıyorsun sen? He? Janta öyle mi geçirilir lastik? Önce havasını indireceksin ya da usta olacaksın. Yer Çin arkadaşlar.
Ve gördüğünüz gibi yağmalıyorlar. Artık o makarna mı cips mi bilmiyorum. Bak bak hanım ablayı gördün mü? Tabağı daldırıp aldı. Korona nasıl çıktı diyorlar. Aa böyle çıktı işte. Bu trambolinle çok acayip şeyler. Ne yapıyorsun kardeşim sen fırıldak mısın? Yalnız zirvedeyken adamın zıpladığı yerden yılan fırladı ya. Nasıl bir bahtsızsa. Diyor ki kısa boylu köpeklerin sorunları. Salaklar ya. Bir yukarı baksanıza ya. Bir kafayı kaldırıp yukarı baksanıza. Nereden geliyor bu ses? Bir de kocaman kulakları var. Yani tabii bizim beklentimiz elektrik tesisatından ışık falan. Ya da ampulden beklentimiz odayı aydınlatması falan ama burada işler birazcık değişmiş gibi. Çok acayip şeyler oluyor burada. Niye öyle ritmik şekilde sesler çıkarıyorlar? Abi yaklaşma oraya gözünü seveyim. Yapma böyle şeyler bak. Yapma bunu. Al sana. Öyle diplerine girersen acaba adamın başına ne gelecek şimdi? Hadi bakalım. Öyle diplerine girersen hayvanların olacağı bu. Bu nedir ya? Bak bu üst düzey bir yetenek işte. Bey abimiz fareleri eğitmiş. Sokak fareleri mi onlar? Lan fareleri mi? Bak bak. Nasıl? Lan köpekleri bu kadar iyi eğitemiyorlar be. Helal olsun sana. Diyor ki benim çocuklar futbol konusunda hiç iyi değiller. Tabii kastettiği Amerikan futbolu. Ne yapsın çocuklar? Hop güm. Evlada kırdırdım be. Terbiyesiz. Ablacım. Allah affetsin sen bağırma ya. Çığırıyorsun sen ya. Bağırmak da değil ya. Futbol değil mi orası? Tribün. Abla tribüne gitmiş, çığırmaya gitmiş. Acayip komiğime gidiyor benim böyle sesler. Su lan su. Su istiyor be. Su versenize. Ya şunun tatlılığına bakar mısın ya? Bunu yer misin? Ya susamış ve gelip su istiyor adam ya. Ellere bak, eller kaldı böyle. Nasıl tatlı bir şeysin ya. Resmen suyla işi bittikten sonra da olay mahallini terk ediyor. Ayıp be, insan bir teşekkür eder. Afiyet olsun. Neydi bu? Power jet miydi? Yelkenli devrilmiş. Ve şimdi Superman edasıyla abimiz onu kaldırıyor. Vay be, ne karizmatik hareket ama. Yaptığın primin var ya, haddi hesabı yok. Helal olsun, yakışır. Lan Batman'in şapkası çıkınca böyle mi görünüyordu? Çabuk o şapkayı geri tak. Ya insan bir gafasını yapar, ayıptır ya. Sadece plastikten kar etmek için suratını yapmışlar. Ne oluyor orada? Rögar. Rögar kapağı, evet Rögar okunuşu galiba. Ne oluyor acaba orada? Yalnız bu kadar yaklaşmamakta fayda var böyle şeylere çünkü bunlar patlıyorlar. Bu tarz yaşlı insanların her zaman göstermelik bir numaraları oluyor ve kesin çok karizmatik bir şey yapacak. Şuna bak be. Herkes nasıl büyülenmiş şekilde bakıyor. Yalnız diğerleri de yaşlı. Amcanın gururu yeter, gururu. Köpekleri kandırmıyoruz. Niye biliyor musunuz? Onların da bir fizik anlayışı var ve fiziğe aykırı, fizik kurallarına aykırı şeyler gördükleri zaman sinirleniyorlar gördüğünüz gibi. O yüzden köpek kardeşlerimizi kızdırmıyoruz ve sinirlendirmiyoruz. Şapşal olsun. Siz o kadar güzelsiniz ki dünya sizin hatırınıza dönüyor. Filin kırılan ayağının yerine protez bir ayak yapmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar hoş. Kargocu amca durumun tehlikesini sezdi. Ya niye adamın peşine vuruyorsun ya? Getiriyor işte kargonuzu ne güzel size. Yalnız ucuz kurtardı. Lan şunun gözlerinin güzelliğine bakar mısın? Kirpiklerinin güzelliğine bakar mısın ya? Kocaman da olsalar bunlar özlerinde kediler ya. Mivyalı bunların hepsi. Oh, kendini sevdiriyor. Diyor ki biri sana yemek teklif ettiğinde. Gerginliğe bak yüzünde. Pirana mısın sen lan?
Çirkin. Ve şimdi size bir köpeğin ulaşabileceği en üst seviyeyi göstereceğim. Öncelikle köpek kardeşinizi tebrik ediyorum. Ve daha sonra da köpeğe bunu öğreten insan kardeşimizi tebrik ediyorum. Ben böyle bir şey görmedim daha önce. Önceki videonun yorumlarına da bakalım hemen. Lezzet sofrası demiş. Abi harika tepkiler veriyorsun. Sıradan adam, gerçekten sıradansın. Zaten kalbini vermişim. Gülümser Öztürk demiş ki abi sana sıradan adam diye hitap ediyoruz da videolar sıradan değil. Ne yapacağız şimdi demiş. İşin zaten cilvesi de orada ya. Uygar Çağrı demiş ki ne olursa olsun küçük çocuklar evde yalnız bırakılmamalı. Hırsız falan çamaşır suyu gibi maddeleri içirebilirler demiş. Gerçekten tehlikeli durumlar olabilir. O yüzden zaten çocukları evde bırakmamak lazım. Yeni yorumlara da hemen bakayım. Mavi Şalev demiş ki benim de kardeşim olacak. İnşallah böyle şeyler yapmaz. Yapsa da bir şey olmaz be. Allah güzel ömür versin kardeşine. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca minnak kanalıma da şurayı tıklayarak abone olabilirsiniz. Tabii bu kanala da abone olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.